Özellikle, özellikle Afganistan konusunda bakın Suriye'de yapılan yanlışların az önce sen söyledin daha faturası çıkmadı. Orada daha askerlerimiz var. Orada daha kaybettiğimiz çok şey var. Şimdi başımıza bir de Amerika'ya vekaleten Kabil görevi gibi hakikaten görevimiz tehlike. Ve neye dayanarak? Türk askerinin Gençlerimizin gücüne dayanarak İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialara yanıt vermeyen, veremeyen susan Süleyman Soylu Afrin'e gitti. Orada bayramlaştı. Jandarma var orada biliyorsunuz ve jandarma Soylu'ya bağlı olduğu için artık hani sanki Hulusi Akar'a da Nispet olur gibi sınır dışına çıktı Süleyman Zoylu. Bununla kalmadı. Orada yaptığı konuşmada ee, yani söylemesi çok acı ama gençlere şehitlik vaat etti. Şehitlik neredeyse temenni etti diyeceğim. Ve bakın tesadüfe tam da bundan bahsederken gözlerinde iki damla yaş belirmişken kamera zoom yaptı o yaşları yakaladı. Bu kadarını söyleyeyim, gerisini zaten izleyeceksiniz. Ve inanıyorum ki her birimizin bu ülke adına, bu millet adına, insanlık adına, dinin beni İslam adına, geleneğimiz, göreneğimiz, kültürümüz adına anlatacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz. Ve böyle bir millet olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay yıldızlı tabutları taşımakla millet olur. Ay yıldızlı tabutları olmazsa millet olunmaz diyor. Yani hala mı millet olunamadı? Hala mı o ay yıldızlı tabutlara bakıp bakıp çok şükür bizim millet haline getiriyorlar diyeceğiz. Yani bazen bazen ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor diyeceğim. Hayır, hayır, duyuyor. Çok iyi duyuyorlar. O gençlere bambaşka bir misyon yükleyip, bambaşka mesajlar veriyorlar. Afganistan'a da böyle göndereceğiz. Kınalı kuzular, analı kuzular diye. Sonunda Türk bayraklı tabutlar mı bekleyeceğiz? Hangi millet uğruna yahu? Peki, tamam. Yani bu şöyle bir e, şey. Gerçekten çok üzücü bir şey. E şöyle gerçekten çok üzücü bir şey derken de. Hani, ya, niye ya? Yani insana sormazlar mı? Siz ülkenizi iyi yönetseydiniz de şehitler olmasaydı. Yani millet iyi yönetirseniz bir iyi yönetin. Şehitler olmasın insanlar ölmesin. Evlatlarım ölmesin diye sizi seçiyor oraya. Evlatlarımız ölsün diye seçmiyoruz herhalde sizi oraya. Yanlış Suriye politikasının hesabını e, niye, yanlış Suriye politikanızın bedelini niye gencecik çocukları ödesin ya? Ya zaten şu anda bütün ülke ödüyor. Milyonlarca göçmenle beraber e, ödüyor. Şam'a Emevi caminin e, cuma namazı kılmaya gidiyordunuz. Şam İstanbul'a geldi, Ankara'ya geldi, Antep'e geldi. Her yere geldi. Ya... Ya, Bunu ya. da unutmayalım. E, bunun hesabını vermeden oralardan... İstanbul'a geldi derken birazdan İstanbul'dan Beykoz'dan bir e, video gelecek ekrana esnafın feryadını paylaşacağım. Çok şey anlatıyor. Ama işte göçmen meselesi zaten Çok Suriyeliler zor bitti. Şimdi bakın e, İsmail Saymaz bugün e, Sözcü gazetesinde e, birinci sayfadan da anons edilmiş bir ha, e, haber yazıp Sivil İyilik Hareketi'nden söz ediyor ve orada bu fotoğrafa yer vererek bir soru soruyor. Şimdi ben e, önce birkaç yazıdan not paylaşayım. Diyor ki e, Van Valiliği'ne göre 19 Temmuz itibariyle aslında evet açık kaynaklardan gelen bilgiler bunlar. 19 Temmuz itibariyle 1456 düzensiz göçmen yakalanmış bu hani belli bir sınır şeyde. Çünkü 2021 yılı rakamları değil. Çünkü 2021 yılının e, ilk 6 ayının rakamları sınırı geçmek isteyen İran'dan gelenlerin e, arasından 34.308 kişi engellenmiş. Geçmeyi başaran 27.230 kişi yakalanmış. Bunlar Devam ediyor. Biliyorsunuz Van Gölü'nde göçmen tekneler batıyor, insanlar ölüyor. Böyle işte dağlarda, bayırlarda 10 kişi, 50 kişi bazen, 100 kişi bazen, yüzlerce kişi geçip duruyorlar. Şimdi dahası bu fotoğraf ne? Ee, İsmail Saymaz'ın yazısından okuyorum. Fotoğraf Diyarbakır Otogarı'nda çekildi. Çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci İstanbul diye Silvan yoluna bırakıldı. Onlar da otoyol kenarından yürüyerek Diyarbakır otogarına geldiler. Geçiyorlar. İstanbul'a götüreceğiz diye birileri alıyor. Bunları sonra Silvan'a bırakıyor. Onlar da yürüyerek gidiyor. Otogara sığınan göçmenler karşıdaki otosanayide geceleri gruplar halinde otobüse, otobüse bindirilerek batıya götürülüyor. Hani herkesin bildiği sırlardan bahsediyoruz bu Ama haberi ve bu fotoğrafı daha enteresan yapan yanı şu. Kendilerine her yerde iyilik hareketi adını veren bir grup. Bakın, her yerde iyilik hareketi imiş bunlar. Bir grup, e, bunlar e, bir e, İslamcı e, yanı da olan, dini motiflerle hareket eden bir örgütmüş. Bu organizasyonu yürütüyormuş onlardan organizasyonu gerçekleştiren her yerde iyilik hareketi mensuplarından birinin belindeki tabancayı yuvarlak içine almışlar. Bu tarafı görelim. İsmail saymaz soruyor diyor ki kimdir bu her yerde iyilik hareketi silahlı iyilik hareketi mi olur? Diyarbakır'ın orta yerinde silahı göstere göstere iyilik yapma cüretini kimden alıyorlar? Buyurun bakalım. Bu Hı. arada bir şeye dikkatimi çekeceğim. Tişörtle silahın üstünü örtmemiş. Özellikle silahın arkasında. Silahı gösteriyor yani. Doğru. Burada silah gösteriliyor. İşte düzene sokmak için ondan yararlanıyor muhtemelen. Ee, oradaki insanları. Bakın bu fotoğraf Diyarbakır Otogarı'nda çekiliyor. İsmail Saymaz bu fotoğrafa ulaşıyor. Bu fotoğrafı yayınlıyor. Bize sonra birileri yalan söylüyor. Türkiye göçte çok başarılı dedi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Pardon şöyle dedi. En başarılı olduğumuz alan göçlü mücadeleymiş. En başarılı. Hani olduğumuz. verilerini açıklayamadığımız göç. Yani Hareket. en başarılı olduğumuz buysa ben diğer ikinci, üçüncü başarılı olduğum